Kendi malımızın hırsızı olduk. Gerçekten gasp ediliyoruz şu an. 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleştirmek için görevlendirilen yüklenici firmalar, ev sahiplerini mağdur etmeye devam ediyor. 5 tane dairemiz vardı bu yıkılacak binada. Bize hiçbir tebligat yapılmadı. Mahkemede şu an keşif için ben hakimin yanına gittim. Bir hafta sonra geleceğini söyledi keşif ekibinin. Biz de doğal olarak hani eşyalarımızı çıkaralım dedik. Söktük parkeleri, kapıları ama aşağı kadar da indirdik. Asansör de çalışmıyor. Ablamınki 11. kat mesela. Diğeri 7. katta var. 3. katta var, 2. katta var. Oralardan bir bir eşyaları çocuğumu ağlatarak indirdim ben kendi eşyalarımı. Yıkım ekibi gelip üstüme yürüyüp hakaret edip eşyalarımızı elimizden alıp kendi yükleme kamyonlarının içine koydular. Hatta içeride daha sökülmemiş almadığım eşyalarım var, içeriye girdirmiyorlar. Eğer bu güvenlikse hiçbir mahkeme sonucu beklenmedi. Proflar tarafından bu binanın güçlendirileceğinin kararı verildi. Bir sürü projeler çizildi. Koskoca bina kurtarılabilir ama göz göre göre yıkılıyor. 12 Şubat ilçesinde bulunan Mevsim sitesinin depremlerden etkilenen bloğundan eşyalarını çıkartmak isteyen vatandaşlar, firma yetkililerin hakaretlerine maruz kaldı. Aşağı indirdikleri bu eşyaları cepren alıyorlar. Evet, bu da yıkım ekibinden biri. Zorla eşyalarımızı alıyor. Kamyonu doldurdular. Mahkeme devam ediyor. 10 gün sonra daha keşif ekibi gelecek. Keşif ekibi gelmeden yıkım oluyor. Şu an eşyalar içeride. Eşyalarım da içeride. Ve şu an yangın merdivenleri, korkuluklar sökülüp alınıyor bunlar tarafından. Yaptıkları suç tabii ki keşif ekibi gelmeden bu insanların burada kendi evimizi gasp etmeleri bir suç benim için yani. Üstümüze yürünüyor, içeriye giremiyoruz biz. Ben eşyamı almak istiyorum içeriden. Niye yıkılsın yani ya da kendilerine niçin mal olsun bu? Belki ben Toki'ye girmeyeceğim. Burada 5 kardeşimin evi var, hepimiz de mağduruz. Hepimiz de mağduruz. Bakın birinci katta kardeşimin hala bak dolabı içeride duruyor, alamıyoruz biz. Fırınlı ocağı içeride giremiyoruz biz. Bir de gece bekçisi koymuşlar. Tamam da şurada bir bant görüyor musunuz? Bir şerit. İnsanlar dolanıyor etrafında. Eğer bu kadar ağır hasarlıysa niçin bir güvenlik şeridi yok? Eşyalarına el konulduğunu iddia eden vatandaşlar yetkililerin yardım elini uzatmasını istiyor. Ben buradan kapımı kendi cebimden yaptırmışım. Vestiyerimi kendi cebimden yaptırmışım. Bunu almak benim en doğal hakkım. Herkes almış. Ama ben aşağı kadar indirmişim. Kamyonuna yükletip zorla bağırarak şiddetle alıp götürdü. Durun bile diyemiyorsun. 10-15 kişi gelmişler korkutarak elimizden mallarımızı aldılar. Eğer bu ağır hasarlı bir binaysa bir bakar mısınız bir koruma güvenlik bandı var mı? Kendi giren işçilerin ne tür bir konuması var şu an burada? Evimiz taş gibi duruyor. Göz göre göre milli servet yok oluyor yani. Bu milli bir servettir. Ben çok üzülüyorum bu duruma. Yetkililerin yardım etmesini istiyorum. Gelip bir araştırılsın, bir binanın temeline bakılsın. Bizim projelerimiz incelensin. Biz mühendislere bir sürü kurtarılabilir projeleri çizdirdik. Proflar çizdi bunu. Bu bina kurtarılabilir denildi.